Tabii işin bir uluslararası hukuk boyutu var kuşkusuz. Yani Kırım'ın ilhakı meselesinden tutun da Karadeniz'deki statünün bozulmamasına yönelik. Ama en nihayetinde Türkiye'nin bir stratejisi var bu bölgeye dair. Yani kendi ulusal çıkarlarını, dış politikasının mimarisini oluşturan bir takım unsurlar var. Bu perspektiften bakıyor. Dolayısıyla burada Türkiye gibi Karadeniz'in asli unsurlarından bir tanesi olan Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'nin yayılması önünde en büyük engellerden bir tanesi olan bir ülke olarak kendi pozisyonu bir kere var. İkincisi, bu bağlamda Türkiye ile Rusya arasında tarihsel kodlardan mülhem bir stratejik ilişki biçimi de söz konusu. Yani bu meseleyi Ukrayna'ya yönelik yaklaşımını, Karadeniz'e yönelik yaklaşımını sadece bugünkü şartlara bakarak anlayamazsınız. Türkiye'nin bu duruma yönelik pozisyonunu anlamak için. Tarihsel olarak da Türkiye ile Rusya arasında çok ciddi çatışmalar olmuş, çıkar çatışmaları olmuş. Karadeniz rekabetlerinden bir tanesi. İkincisi, Rusya'nın o hep bir mit gibi gelir ama öyle değildir. Basbayağı böyle bir hedefi vardır. Bu 17. 16. yüzyıldan beri Rus İmparatorluğu'nun ve daha sonrasında da Sovyetler Birliği'nin önemli jeopolitik hedeflerinden bir tanesi haline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye burada bakarken Rusya'nın yanında olmak veya Ukrayna'nın yanında olmak meselesi olarak değil, Karadeniz'deki statünün bozulmasının ortaya çıkarabileceği dengesizliği elimine etmek zorunda. Şimdi burada tabii Türkiye'nin pozisyonunu belirleyen de birkaç tane farklı unsur var. Bunlardan bir tanesi NATO. Şimdi NATO'nun açık bir biçimde doğuya doğru genişleme siyaseti var. Bu işte özellikle 2000'li yıllara bakıldığında Rusya'nın kendisini daha çok bulmaya başladığı yıllar. Yani bu yakın çevre, yeni Rusya ifadesinde kendisini bulan bir yaklaşım ve Sovyetler Birliği döneminde sahip olmuş olduğu etkiyi yeniden kazanmaya çalışıyor. 90 ile 2000 yılları arasında bunu başaramadı. Çünkü zayıftı. Yeni zaten parçalanmıştı. Askeri gücü sağlamdı ama ekonomik güçten yoksundu. Putin bu yeni Rusya kavramıyla yakın mücavir coğrafyasında ciddi bir atılıma girdi. Tam böylesi bir atılıma girdiği zaman da NATO ve Avrupa Birliği Rusya'yı sıkıştırmaya başladı. Köşeye doğru şöyle. Dolayısıyla buna da zaten ne dediler? Yeni soğuk savaş mı acaba? Ben diye de tam bu ifadesini buldu. Istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin burada pozisyonunu belirleyen bir eksen NATO. İkincisi, Karadeniz'de Kırım'ın ilhakından sonra bu çok önemli bir konu bence. Güç dengesi değişti. Yani küçük bir toprak parçası gibi olabilir ama öyle ya da böyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurulmasından sonra, Özal'ın, ki kendisi rahmetli Özal'ın projesidir, kurulmasından sonra Karadeniz'de bir istikrar denizi, değil mi, yapma yani yönünde bir çaba vardı ve hatta Türkiye'nin o dönemdeki politikası şuydu: Karadeniz Karadenizlerindir. Yani Karadeniz'e komşu olan ülkelerin ancak burada olması gerekir. Çünkü NATO'nun yaratacağı rahatsızlığı biliyor Türkiye. 2008 Gürcistan Savaşı'nda bunu gördü, izin vermedi. Dolayısıyla Karadeniz'deki güç dengesinin bozulmaması lazım. O yüzden biz Rusya veya Ukrayna, ikisinden biri değil ama kendi buradaki menfaatlerini sağlayacak politikalardan yana olmak zorunda. Onun karşılığı nedir? Bir, Kırım'ın ilhakının kesinlikle geri çevrilmesi gerekiyor. Bu bir oldu bitti. Uluslararası hukuka da aykırı. Ama Rusya'nın gücü olduğu için şu anda bu ilhakı meşrulaştırabiliyor. Türkiye bunu asla kabul edemez. Meşrulaşıyor etmemeli. Mu? Ondan emin değilim. Ama güç meşrulaştırıyor burada. Yani, ama kalıcı. Yani kimse müdahale etmiyor. Kırım'dan çık diye. Ekonomik ambargo uyguluyorlar bu yüzden. Yani, Ukrayna, Rusya'ya yönelik ekonomik ambargonun bir numaralı şeylerinden bir tanesi.